الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى فنعم النصير. صدق الله العظيم. Yedin tut kim yedidir yedi subhan, yedullah menzilidir anla ey can, teselsülle o yet makbul-i rahman, Resulullah dahi ez zati ezda. Yedullahla gelin hakkı giydelim cemali baki manesi. Şimdi bir üstteki beyitte olasın mürşidi ekmele teslim, edersin daima sen ana ta'zim, feda kıl varını, feda kıl canını, iç âb-ı teslim, ede esrar-ı rahi sana talim. Bu cismi kıl feda hakka giydelim, cemali ba kemale seyri edelim buyuruldu. Yani bir mürşidi kamil bul kendine, bir mürşidi kamil bulduktan sonra varını, yoğunu ona teslim et, canını ona teslim et, kendini ona teslim et, onun tasarrufunun altına gir, o seni yönlendirsin, o sana yol göstersin, sen de onun gösterdiği yolda git buyuruldu. Şimdi yedin tut, onun elini tut. Mürşidin, Şeyh Efendi'nin, Mürşidi Kamil'in, Kamil, mükemmel, özellikle mükemmel. Mükemmel mürşidin, mükemmel bak şimdi. Mürşid irşad eden demek. Mürşid irşad eden, yol gösteren demek. Mürşid irşad eden, yol gösteren demek. Mürşid kamil, gayri kamil ise, gayri kamil ise, yani daha olgunlaşmamıştır, daha kendisi tamam olmamıştır. Aranan mürşid kamil olacak. Bir kamil ne demek? Kendisi olgunlaşmış, kendisi tamlaşmış. Kendisi tamlaşmış, olgunlaşmış, kemale ermiş kendisi. Ama kendisinin kemale ermesi yetmez. Kendisinin kemale ermesi yetmez. Kendisinin kemale ermiş olması kendisiyle alakalı bir şeydir. Nasıl anlatalım? Nasıl misal verelim? Bugün de toptan gidiyoruz ha. Cuma'da çok toptan konuştuk. He? Siz yoktunuz. Hani teşbihte hata olmaz, tamam mı? Hani misal verirken hani ilerisi geri mevzu o misal vechu şebe diyoruz. Vechu şebe. Benzeme yönü. Yani o misalin bizim anlattığımız olayla kastettiğimiz şeyle nesi var?
bir benzerliği var. O derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Onunla bir benzerliği var. Bizim o misaldeki kastımız o benzerlik yönü. Yani o benzediği taraf. Öteki taraflarına boş geçin gitsin. Şimdi diyelim ki bir adam mahir. Bir adam mahir. Top oynuyor, tamam mı? Ama hani o sanatta diyelim iyi oynuyor yani. Öyle düşünün. Tamam mı? Bu şimdi kamil. Bu işte ne? Kamil. Ya ama bu onun iyi top oynuyor olması onun antrenörlük yapabileceği anlamına gelmez. O ayrı iş. Kendi iyi oynuyor olabilir. Sana iyi top oynamayı öğretebilir anlamına ne yapmaz? Gelmez. Bir de ikinci bir özellik daha var. Ne var? Bir de sana iyi oynamayı ne yapabilecek? Anladınız mı burayı? Şimdi bir mürşit de kamil olacak. Ne demek kamil? Kendisi kemal ermiş, olgunlaşmış. Tamam. Ama yetmez. O onunla alakalı. Bir de ne yapacak? Seni de kemale erdirebilecek, seni de olgunlaştıracak kabiliyet olacak. Anladınız şimdi arkadaşlar? Öteki türlü kendi başına yapıyor. Kendi başına yapıyor ama sana bir şey yok. Kendi başına yapıyor. O büyük iştir. Ama bize lazım olan buradaki kasıt ne? Mürşidi kamil, mükemmel deyince mürşit irşad eden. Kamil olgunlaşmış. Ama bir de ne lazım? Mükemmel. Mükemmel ne demek? Karşısındaki ne yapabiliyor? Karşısındakini olgunlaştıramıyorsa ya kendi olgun, Allah Allah, tamam. Çok kendi çok büyük insan, tamam. Ama sana faydası var mı? Yok. Kendi. Anladınız mı arkadaşlar bak farkı? Kendisi çok büyük insan olabilir. Tamam mı? Tamam, çok başımın daha çok büyük insan. Ama burada bahsedilen ne arkadaşlar? Bir de mükemmel. Ne demek mükemmel? Ne yapabiliyor? Karşısındakine ne yapabiliyor? Eğitebiliyor, yetiştirebiliyor, olgunlaştırabiliyor. İşte mürşidi kamil mükemmel buldun mu? Ona teslim ediyorsun kendini. E niye? O yetiştirebiliyor çünkü seni. O seni ne yapabiliyor? Yetiştirebiliyor, tamam mı? Onu kendine teslim ediyorsun. Ona. O ne derse onu yapıyorsun. O ne derse onu yapıyorsun. O ne diyor sana? İşte yetişmenin için ne gerekiyorsa onu söylüyor sana. Değil mi? Yetişmenin için ne gerekiyorsa şimdi doktora gidiyorsun. Diyorsun ki şöyle şöyle sıkıntım var, böyle ağrım var, böyle sancım var, şuramda bu var, buramda bu var. Doktor ölçüyü biçiyor. Neyse. Tıklıyor mıklıyor. Sana ağzını aç diyor. Ne işi? Senin ağzında doktorun ne işi var? Ya aç diyorsun, var bir şey işte. Aa de diyor. Niye B desem olmuyor mu yani? He? Niye A de diyor sana? Var bir şey daha, Allah Allah yani. Tıklayacaksın diyor. Nere ağrıyor mu diyor. Dizine çekişle vuruyor. Lan ne garezi mi var benim dizime çekişle vuruyorsun yani. O, var değil mi? Bir maksadı var değil mi? Keyif için vurmuyor değil mi? Ulan bu adamın dizine vurayım bakayım çekişle ne olacak? Onun için vurmuyor değil mi? Ondan sonra sana ilaç yazıyor. Diyor ki şundan diyor sabah akşam diyor işte üçer tane içeceksin diyor. Niye? Niye sabah akşam? Öğlen olsa olmaz mı? Niye sabah akşam diyor? Diyor ki 12 saatte bir... Niye 11 saat demiyor o da 12 saat diyor? Hepsinin bir mantığı var değil mi? Hepsinin bir maksadı var değil mi? Öyle kafadan söylemiyor onları. Yazı tura attım. 12 çıktı da hani 12 dedim. 11 çıksaydı 11 diye. Öyle değil. Değil mi? Bir mantığı, bir maksadı var. Diyor ki şunları yiyeceksin. Bunları yemeyeceksin. Ne var adamın sana? Garezin vardı söylüyor. Nesi var hepsinin? Senin ihtiyacın olan şeyi söylüyor sana. Sana zararlı olacak şeyi söylüyor yapma diye. Bir de senin işine yarayacak şeyi söylüyor yap diye. Anladınız değil mi? Tamam. Dolayısıyla hani o doktorun tarifine göre hareket edersen iyileşme, Allah'ın izniyle iyileşirsin. Ama o söylediklerini sana kafadan söylüyor. Öyle iş olsun diye söylemiyor. Tamam mı? Öyle fuzul yani bir şeyler söylemiş olayım. Bir şeyler, o değil mi? Bilerek söylüyor. Hepsinin bir nesi var? Bir mantığı var, bir maksadı var. Mürşid-i Kamil de ne diyorsa yap. Ya niye Allah Allah, niye ne diyorsa yapacağım? Ya doktor ne diyorsa sana hani bir bilerek söylüyor ya. Mürşid-i Kamil de sana ne diyorsa niye söylüyor? Bilerek söylüyor yani. Sana 12 saatte bir diyorsa var onun da bir iş ki 12 saatte bir diyor sana. Şunu yiyeceğim bunu yemeyeceğim diyorsa hani misal söylüyorum. Onda var ki bir iş diyor sana. Anladınız arkadaşlar. Şimdi doktora gelince insan anlıyor da. Ya doktor diyor tamam 12 saat diyorsa 12 saat iş. Ya aç karnına aç karnına tok karnına tok karnına. Gidiyorsun da ondan soruyorsun doktor aç mı içeceğim tok mu içeceğim diyorsun. Değil mi? Dediğin gibi yapmazsan. Diyelim ki verdi sana ilaç. İşte dedi 2 hafta kullan geldi ondan sonra kontrole. 2 hafta sonra gittin kontrole. Ne yaptın? Aldım ilaçları. Sonra 3 günde bir tane kullandım. Ben sana günde 2 tane kullanacaksın dedim. Ben 3 günde bir tane kullandım. Büyük ihtimal fırça yersin. Büyük ihtimal ne yaparsın? Fırçayı yersin. Sil baştan bir daha başlarsın. Onun emeğine yazık.
Senin parana yazık. Senin zamanına, canına yazık. O emek etti, sana baktı, yazdı, çizdi. O gitti havaya. Sen masraf yaptın, o gitti havaya. E bir de o kadar zaman gene sıkıntı çektin. Onlar ne yaptı? Gitti havaya. Niye? Çünkü tarife göre ne yapmadın? Kullanmadın. Ha, bu nasıl böyle? Ha, bu da işte öyle. Yedin tut. Mürşidi Kamil'in elini tut. Niye? Kim yedidir, yedi subhan. Onun eli Allah'ın elidir. Yani Allah'ın eli gibidir, öyle anla. Allah'ın eli değildir Allah. Onun eli Allah'ın eli değildir. Mesela işte Hudeybiye'de Bey'atür Rıdvan oldu. Musalahadan önce Bey'atür Rıdvan deniyor. Rıdvan Allah'ın rızası demek, öyle anlayın. Allah'ın razı oldu. Mevla bu, ben onlardan razıyım buyurdu yani. Fetih Suresi'nde Mevla anlatıyor. O bey'atte bulunanlardan ben razı oldum. Bitti. Onlardan ben ne yaptım? Var mı? Dünyada böyle bir şey var mı arkadaşlar? Hani sen garantiliyorsun. Allah senden razı oldu. Tamam, bitti. Var mı öyle bir şey? Onlar hakkında öyle buyurdu. Mevla ben onlardan razı oldum. Tamam. O gün o ağacın altında seninle beyatlaşan kim var? Ben onlardan razı oldum. Bey'atür Rıdvan. Bey'atür Rıdvan'da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle eli koydu. O sözleşenler, beyat sözleşmek demek, tamam mı? O sözleşenler elini Peygamberimizin elinin üzerine koydular. Mevla Teala Celle Celaluhu yedullahi fevka eydihim buyurdu. Yedullahi Allah'ın eli fevka eydihim, onların elinin üzerindeydi buyurdu Mevla Teala. O anlaşmada o ellerin üzerine kimin eli vardı? Onlar şimdi ellerini Peygamberimizin elinin üzerine koydular Aleyhisselatü Vesselam. Orada kimin eli vardı? Allah'ın eli vardı. Nerede Allah'ın eli? Ya sanki Allah'ın eli oradaydı yani. Tamam, sanki onlar Mevla ile beyatleştiler. E Peygamberimizle beyatleşti. Onlar gibi bir insan. He? Onlar gibi zahirde. Onlar gibi bir insan. Allah'la beyatleşti. He? Mürşid-i Kamil de böyledir. Yedin tut. Mürşid-i Kamil'in elini tut. Niye? Kim yedidir, yedi subhan. Onun eli Allah'ın elidir. Yani Allah'ın eli mesabesindedir. Mesela geçmiş kitaplarımızda hükümdardan bahsederken, padişahtan, sultandan bahsederken zillullahi fil alem diye geçer. Zillullahi, Allah'ın gölgesi, fil alem. Alem de Allah'ın gölgesi. Şimdi işi böyle biraz böyle didiklemezsen, tamam mı? Anlamaya çalışmazsan garipsenin sen. Allah'ın nesi? Ulan Allah'ın gölgesi mi olur? Ya ne demek Allah'ın gölgesi? Ne yapıyor? Mevla'nın hükümlerini icra ediyor. Mevla'nın ahkamını ne yapıyor? İcra ediyor. Yani diyelim ki benim bir tane fabrikam var. Ben fabrikaya bazı kurallar koyuyorum. Normalde başında ben olsam o kuralları kim tatbik ettirecek? Ben yaptıracağım. Ama ben olmuyorum başında. Şimdi diyelim ki bir tane genel müdür tayin ediyorum. Diyorum ki sen bu işleri hallet. O ne yapıyor? O benim koyduğum kuralları ne yapıyor orada? Orada tatbik ettiriyor. Orada o kuralları ne yaptırıyor? Yerine getiriyor. Kuralları kim koydu? Ben koydum. O sanki benim neyim şimdi orada? Gölgem. Anladınız? Benim koyduğum kuralları ne yapıyor orada? Tatbik ettiriyor. Ben olsaydım, direkt ben olsaydım ne yapacaktım? Ben onları yaptıracaktım ama ben yokum orada. Ben kimi yaptırıyorum? Ona yaptırıyorum. O şimdi benim neyim? Gölgem. Onun sözü, kimin sözü aslında? Benim sözüm onda. Anladınız? Yani bunun için öyle deniyor. Zillullahi fil alem. Alemde Allah'ın gölgesi. Ne demek? Yani işte bu manada yani. Mevla'nın hükümlerini ne yapıyor sultan? Hükümdar. Tatbik ettiriyor. Mevla'nın hükümlerini hayat icra ettiriyor yani. Şimdi mürşidin eli de sanki Mevla'nın eli. Yani yedullah menzilidir, anla ey can. Yani Allah'ın eli derken Allah'ın eli mesabesindedir, anla yani. Allah'ın eli değil. Ne demek yani? Allah'ın eli, mürşidin elini tuttun mu? Sanki Allah'ın elini tuttun. Mürşidle sözleştin mi? Sanki Allah'la sözleştin. Mürşidin talimatına göre, terbiyesine göre hareket ettin mi? Mevla'nın talimatına göre. Ama bak dikkat et, biz burada mürşidi kamili mükemmelden bahsediyoruz. Aa. Dur şimdi. Biz burada Mürşid-i Kamil'i Kamil'den bahsediyoruz. Öyle abuk subuklardan bahsetmiyoruz. Şimdi karıştırma. Burada anlattığımız Ehl-i Sünnet'e göre hakikaten ciddi fena fillah ve kabillah kamil, mükemmel bir Şeyh Efendi'den bahsediyoruz. Abuk subuklardan ne yapmıyoruz? Bahsetme. Onlar değil mevzu. Onlar değil. Onun özelliklerini anlattık. Nereden anlarsın, nasıl ayırırsın, ne yaptık? Anlattık. Bir sürü teferruatı anlattık. Saatlerce konuştuk yani. Bizim bahsettiğimiz ya şimdi nasıl Allah'ın sözüymüş? Belki yanlış söyleyecek. Ya yanlış söyleyecek. Ondan bahsetmiyor zaten biz. Bizim bahsettiğimiz o değil. Bizim bahsettiğimiz şu anda burada. Hani eli Allah'ın eli mesabesindedir. Sözü sana Allah'ın sözüdür. Bu kim bu? Bu Kamil, mükemmel mürşitten bahsediyoruz.
Sana Allah'ın emrini söyler, sana Allah'ın yasağını söyler. Sana kalkıp kafasından bir şey ne yapmaz? Söylemez. Olmayan bir şey ne yapmaz sana? Söylemez. Sana ne söylüyorsa Mevla'nın memnun olacağı şeydir. Sana ne yol gösteriyorsa senin kârına olan yoldur. Tamam? Ne dedi? Bak mükemmel. Ne demek? Seni ne yapabiliyor? Terbiye edebiliyor. Seni terbiye edebilecek özellikte olmasa sana söylediği şey seni ne yapmaz? Seni etkilemez. Tamam, sana kârı ne yapmaz? Olmaz. Yapsan bile sana kârı ne yapmaz? Olmaz. Onun verdiği tavsiyeyi tutsan bile sana kârı ne yapmaz? Olmaz. Niye? Bilmiyor. Kendi bilmiyor. Bilmiyor. Ama bilen oldu mu o zaman iş değişti. Yedin tut kim yedidir, yedi subhan mürşidi kamilin elini tut ki onun eli Allah'ın elidir. Yani yedullah menzilidir, anla ey can. Allah'ın eli mesabesindedir, öyle anla. Nasıl oluyor? Teselsülle, silsileyle, zincirle o yed makbuldür Rahman. O el Allah'ın makbulüdür, Allah'ın kabul ettiği eldir o. Nasıl? Onun eli onun şeyhine ekle. Efendi Hazretlerimiz Ali Hader Efendi kardeşim. Onun eli nereye ekle? He? Aliza Bezaz Hazretlerine ekle. Onun eli kime ekle? Halil Nurullah Zahri Hazretlerine ekle. Onun eli kime ekle? Büyük Şeyh Efendi ekle kardeşimden sonra. Onun eli kime ekle? Abdullah Bekir Hazretlerine ekle. Onun eli kime ekle? İşte Muhammed Halid Ziyaddin Hazretlerine ekle. Böyle İmam Rabbani Ezzeli kardeşimden sonra. Şah-ı Nakşibend Hazretleri kardeşimden sonra. Selman-ı Farisi radıyallahu anh. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Mevla teracülü. Hatta peygamberimizin Mevlasında Cebrail aleyhisselam var. Bizim icazetlerde var arkadaşlar. Acayip bir, acayip bir şey ya. İcazetlerde silsileler var. Silsilemiz var bizim elhamdülillah. Ya senin ismin var. Senin hocanın ismi var. Onun hocasının ismi var. Onun hocasının ismi var. Onun hocasının ismi var. Böyle gidiyor işte. İmam Azam, İmam-ı Alam Efendimiz'den geçiyor. Rahmetullahi aleyhi. Hazreti Ali'den geçiyor Keremallah Aleyhi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Sonra Cebrail aleyhisselam. Sonra Mevla Celle Celaluhu. İşte bak, onun eli sanki Mevla'nın elidir. Onun eli Mevla'nın elidir. Niye? Teselsülle o yet makbuldür Rahman. Silsileyle o el, o el Mevla'nın razı olduğu makbul olan eldir. Resulullah dahi ezzat yezen peygamberimize Mevla'dan Celle Celaluhu. O zaman yedullahla gelin hakkı. Allah'ın eli olan birine bu. Anlayın, tamam mı? Bakın bu teşbih bunlar yani. Allah'ın eli demek hani öyle böyle böyle. Hani Allah'ın eli gibi olan bu. Allah yedullahla gelin hakkı giydelim. Cemali ba kemale seyredelim. Mevla'nın cemalini seyretmek için, Mevla'nın cemalini seyretmek için veya Mevla'nın cemalini seyretmek için, yani Mevla'nın cemaline doğru yürümek için böyle şeyler lazım arkadaşlar. Allah bize Mevla Teala en alasını, en ekmelini nasip etti. Acayip bir şey ya. Vallahi billahi acayip bir şey ya. Hiç ağzını açmasın lüzum yok ha. Duruşu yetiyor ha. He? Bir acayip bir şey. Duruşu yetiyor. Öyle bir acayip. Duruyor sadece, duruyor. Yetiyor. Mesela bu kadar bağ bahçe var. Tarla var. He? Hepsi nereden ısı alıyor? Işık alıyor. Güneş ne yapıyor? Ne yapıyor güneş? He? Duruyor o kadar ya. Yerinde duruyor. O kadar. Mevla öyle bir meziyet verdi ona. Ne yapıyor? Yerinde duruyor işte. O kadar işte. Hoplamıyor, zıplamıyor. He? Yerinde ne yapıyor güneş? Duruyor. Bitti. Kim ona bakarsa o herkese bakıyor. Güneş herkese ne yapıyor? Mesela şu anda misal gündüz olsa. Güneş bize bakıyor mu? Niye bakmıyor mu? He? Dikkat edin bak. Kapalı. Soruma cevap ver. Güneş bize bakıyor mu? Bakıyor, biz bakıyoruz. He? Güneş bize bakıyor da biz kendimizi örtmüşüz. Biz bakmıyoruz. Güneş herkese bakıyor. Güneş herkese ne yapıyor? Bak ya, sen bakmazsan yapacak bir şey yok ama. Sen bakmasan yapacak bir şey
Güneş herkese bakıyor. Hiç ayırmıyor. Herkese ne yapıyor? Bakıyor. Sen de baktın mı ısınıyorsun. Işıyorsun. Aydınlanıyorsun. Ta. Hani dünyanın bir ucundan diyeceksin de dünyanın yani pazar günü baktık hocam. He, pazar günü baktınız elhamdülillah. Şeyh Efendi diyorlar arkadaşlar. Şeyh Efendi diyorlar. Ama sen bakmazsan o zaman ışık vurmuyor. O zaman ısı vurmuyor. Ama sen baktın mı? Ne bileyim Allah'ın mahrum olmaktan muhafaza eylesin. Allah hep. Dön dolaş böyle hep böyle hep böyle sitem hep böyle kendimize sitem yani. Dön dolaş hep böyle kendimize sitem. Niye kendimize sitem ediyoruz? Yahu kardeş o kadar kıymetli bir şeyin üzerindeyiz. Gel eksik et, noksan et. Ben şimdi dışarıda çok yiyorum tamam arkadaşlar. Öyle geziyoruz mecbur. İşte bazen böyle güzel bir yere gidiyorsun. Ya işte nadir öyle yerde. Diyorsun şimdi. Lan bundan mı yesem? Bundan mı yesem? Oluyor mu öyle sizde? İkisinden de yiyemezsin ki. Şundan mı? Bundan mı? Bundan mı? Bundan mı yesem? Ne yapacaksın şimdi? Mecbur bir tanesinden yiyeceksin. Değil mi? Düşün şimdi. Ama öylesin şimdi bak. Bundan yedin diye bundan ne yapamıyorsun? Yiyemiyorsun. Bunu ne yaptın? Kaçırdın bunu. Bunu ne yaptın? Kaçırdın. Gitti. Bunu ne yaptın? Kaçırdın. Gitti. Bunu yedin ya. Bunu yedin diye bundan ne yapamadın? Yiyemedin. Bunu ne yaptın? Kaçırdın. Gitti. Yani ağlanacak bir şey yok ortada. Tamam mı? Ama yeri gelir insan üzülür yani ha. Yeri gelir insan ne yapar? Üzülür. Üzülür insan da Allah Allah ya. Ya neler var dünyada? Ama affedersiniz kusup bir daha yiyen adam var dünyada. Öyle adam değil yani gırla böyle var. Neler var ya? Allah Allah. Allah'ım nefse şeytana kapılmaktan muhafaza eylesin. Şimdi bunu niye söyledim? Arkadaşlar önümüzde öyle bir sofra var, öyle bir sofra var, öyle bir sofra var, öyle bir sofra var ki önümüzde. E sen şimdi bunu kaçır. E bir şeyler yiyoruz. Lan bir şeyler yiyoruz ama odanın yanında yediğimiz hiçbir şey değil ki. Öyle bir tezgah var, öyle bir sofra var ki önümüzde. E hocam ben yedim ama ciddi ciddi yedim. Ne yedin kardeş? Aa bu kadar yedim. İyi de kardeş neler var, neler var bu sofrada? Neler kaçtı? Tamam onları yedin kabul bir şey değil mi ama neler kaçtı? Mesela şimdi bak elhamdülillah namazımızı kılıyoruz elhamdülillah çok şükür. Bak sarığımız var, şalvarımız var, sakalımız var. Bunlar çok büyük nimet bunlar. Bunlar anlatılamayacak böyle hani ölçülemeyecek, tartılamayacak böyle hani bir değerle bir değer birimiyle ifade edilemeyecek bir nimet bunlar ya. Altının gramı kaç para? 107'den 108'e canım. Bak kuruşu kuruşuna biliyor adamlar ha. Allah nereden biliyorsunuz? Mesaj geliyor. Mesaj geliyor bak. Niye geliyor? Neyse 100 lira da düz hesap olsun ki kolay iş yapalım. Altının gramı kaç para? 100 lira. Ha söyleyin. 100 lira. 10 gram altın? 100 gram altın? 1 kilo altın? Gülmeye başladınız. Niye? Hoca nereden bulacağız biz onu diye değil mi? Dikkat et. 1 kilo altın kaç para? 10 kilo altın? He? 100 kilo altın? 1000 kilo altın? Yani normalde böyle bir şey görmezsiniz değil mi ömrünüzde? Doğru mu? İçinizde gören, görebilecek olan hocam ben yarın bir gün görürüm. Var mı öyle bir şey? Ama gene de hesaplayabiliyorsunuz. Bana bir rakam söyleyebiliyorsunuz. Ama gene de hesaplayabiliyorsunuz. Bana neticede bir bedel ne yapabiliyorsunuz? Söyleyebiliyorsunuz. Doğru mu? Doğru. Buna bedel söyleyin. Öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey? Öyle bir şey yok. Öyle bir hesap yok. Öyle bir hesap makinesi, öyle bir bilgisayar, öyle bir işlemci, öyle bir şey yok. Buna bir bedel söyleyin. Öyle bir şey? Öyle bir şey yok. Elhamdülillah.
Bak ona söylüyorsunuz. Bizim hafsalamızı almasa bile ne yapıyorsunuz? Söylüyorsunuz. Dünyadan dünyevi ne varsa hepsine bir bedel ne yaparsınız? Söylersiniz. Hani çok yüksektir falan bizim gözümüz görmez, fark etmez ama söylersiniz. Ama buna söyleyemezsiniz kardeşim. Bunu ne yapamazsınız? Söyleyemezsiniz. Bir sofradan Mevla bunları bize nasip etti elhamdülillah. Önce tamam yeter. Ne yeter kardeş? Öbür tarafta daha neler var ya? Daha yiyemediğimiz kaçan neler var şimdi? Tamam bunu yedik diye ne oldu? Ne olacak? He mi diyeceksin yani? He de sen bilirsin. Sen he, ben demiyorum ama. He de tamam sen bilirsin sen yani. O kadar toksan. Valla dünyaya tok ol ama ahiret, ahiret eşi daha neler var ya? Daha neler var? Neler var? Neler var? Neler var? Neler var? Neler var ya? Neler var neler var ya. Açıp baktığın zaman Meşayih-i Kiram'ın hayatına yahu kardeş ya. Lev ya'lemu muluku ma nahnu fihi lecadeluna aleyhi misuyufi. Acayip ibare bak şimdi. Ama anlıyor musun? Yok anlamıyorum. Anlamadığımı anlıyorum elhamdülillah. İbrahim Ethem Hazretleri buyurdular. Rahmetullahi aleyh. Lev ya'lemu muluku. Padişahlar bilse. Ne demek padişah olunca ne oluyor şimdi? He? Güç, kuvvet, imkan, yedi önünde yemediği arkasında istediği de sen bir sürü şeyi ne yapabilirsin? İsteyebilirsin ama istediklerinin çoğu ne yapmaz? Olmaz. O istiyor ve oluyor. Lev ya'lemul muluku eğer melikler bilse ma nahnu fihi ma o şey ki nahnu biz fihi ondayız. Bizim içinde bulunduğumuz durumu bilseler melikler ulan benim daha ne ihtiyacı var? İşte bak sana bana göre öyle. İbrahim Ethem Hazretleri buyurdu ki eğer bizde olan şeyi melikler bilse lecadeluna aleyhi bi suyufi onu bizden almak için kılıçlarıyla harap ederler bizim de. Bak daha sofrada öyle bir şeyler varmış ki melikler onu ne yapmamış? Almak için kılıçla harap edermiş, mücadele edermiş kılıçla. Padişahların kılıçla almaya çalışacağı şeyler var sofrada. Yani biz iki tas yedik diye daha dur bakalım ya. Onun için hep böyle ah bana vah bana yani. Hep böyle ah bana vah bana. Hocam bana bu kadar yeter. Cumalara gidiyorum ben hem de bayram namazları kılıyorum. Ramazan'da da 3-5 gün tutuyorum oruç. Allah kabul etsin. Emekli olunca da başlarız 5 vakitte kılmaya. Bana bu kadar yeter. Niye öyle diyorum biliyor musun? İki tane düşman konuşuyorlarmış. Biri demiş arkadaşına ya demiş padişah olsan ne istersin demiş. Soğanın cücüğünü isterim demiş. Biliyor musun soğanın cücüğünü? Hani ortasında böyle sarı yer var ya böyle, böyle tatlı güzel. Demiş soğanın cücüğünü isterim demiş. Sen ne istersin demiş. Ulan bana bir şey bırakmadın ki demiş yani. Kafa o kadar çalışıyor işte o kadar biliyor. O kadar bilince o kadar bana yeter diyor. O kadar bilince o kadar bana ne yapıyor? Yeter diyor. Sen de bu kadar bana yeter diyorsan niye diyorsun? O kadar biliyorsun onun için diyorsun yani. Oysa sofrada neler var. Dünyaya gelince kanaat tamam ama ahiret, ahirete kanaat olmaz kardeş. Ahiret için Mevla'nın aşk gözlü ol daha. Mevla'nın rızasını ne yap? Aşk gözlü ol. Bak, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurlar ki لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا اِلَّا اِنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَسْتَهَمُوا لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ eğer insanlar bilselerdi مَا فِي النِّدَاءِ ezan okumaktaki sevabı bilselerdi. Neydeki sevap? Ezan okuduğun zaman, sen ezan okudun, ezanı sen okudun. Mesela şimdi yatsı namazı kıldık, ezan okundu. Kim okudu ezan? Mahmud Hoca okudu şimdi. Bu ezan okumaktaki aldığı mükafatı bilseydiniz buyurdu Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Bir de ve saffil evveli, birinci sırada, birinci safta namaz kılmaktaki mükafatını bilseydiniz. Ezan okumaktaki mükafatı bilseydiniz. Bir de birinci safta ne var? İki, herkes yatsı namazı kıldı. Herkes aynı rekatı kıldı ama bir de biri burada kıldı. Biri nerede kıldı? Bak biri burada kıldı. Biri burada kıldı. Bu kadar başka bir şey yok yani ha. He? Kalori farkı var mı arada? Dakika farkı var mı arada? Fiziki bir fark var mı arada? Yok. Efor farkı var mı arada? Yok bir şey yok. Biri burada biri burada kıldı. Buyurdu ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Eğer siz ezandaki mükafatı bilseydiniz bir de birinci safta namaz kılmanın mükafatını bilseydiniz sümme sonra lem yecidu yer bulamasaydınız. Mesela minareye çıkıyorsun. İki kişi geldi minarenin kapısına. Ezanı ben okuyacağım.
veya safta bir kişilik yer var. Böyle iki kişi böyle teşebbüs etti böyle geçmeye. İkisi birden sığmaz. Buyur geç kardeşim demiyor kimse. Ben geçeceğim diyor. Yok ben geçeceğim. Yok ben geçeceğim. Yok ben geçeceğim. İlla en yestehimu aleyhi. Sadece Kur'a çekmekle yer buluyor olsaydınız. Ya kim uğraşacak Kur'a? Geç kardeşim o kadar da değil artık. Ya. Geç ya. Lestehimu Kur'a çekerdiniz. Buyur geç demezdiniz. Ne yapardınız? Kur'a çekerdiniz. Ortada 20 lira var. Bir şey olmaz. İkimiz de uzandık. Al Yusuf. Ortada 20 kilo altın var. Elini uzatan alıyor. İkimiz de uzandık. Söyleyin. He? Ne kurası kardeş ya. Gözünü ayar millet birbirinin ya. Buyur kardeşim sen al. Der mi kimse? 20 lira edersin. Ama 20 kilo altını ne yapmazsın? Demezsin. Bak 20 kilo altın canlı mısın? İşte böyle, insan böyle anlıyor arkadaşım ya. Böyle anlıyor insan. Öyle buyurdu peygamberimiz. Eğer ezandaki mükafatı bilseydiniz, bak demek sofrada neler var yani ha. Ezandaki mükafatı bilseydiniz, bir de birinci safta namaz kılıyor. Biz bırak birinci safı, camiye gir. Sen git kardeşim camiye ya. Kurallık murallık da değil ha. Bomboş yer gene gitmiyorsun ya. Bomboş yer gene ne yapmıyorsun? Kura mura da yok ha. Öyle bir şey olsa imtihanla camiye giriliyor. İmtihanla cami namaz alınıyor. Yapalım mı söyle? He? Ya birinci safa imtihanla alıyoruz kardeşim. Öyle herkes almış birinci safa. Lestehemu elbette kura çekerlerdi. Burada peygamberimiz. Eğer insanlar bilseydi lev ya'lemun nasu eğer insanlar bilseydi mafin nidai nidadaki ezandaki mükafatı bilselerdi o saffil evveli birinci safta namaz kılmanın mükafatını bilselerdi sümmelem yeciri sonra yer bulamasalardı illa ancak en yestehimu aleyhi kura çekmekle yer bulsalardı lestehimu elbette kura çekerlerdi. Neymiş? Sofrada daha neler varmış neler varmış öyle şeyler varmış ki kimse kimseye ne yapmaz bırakmaz yani ha öyle öyle şeyler varmış ki sofrada kimse kimseye ne yapmaz bırakmaz bunların hepsi bizden ne yapıyor? Hepsi bizden gidiyor bunların. Şimdi üzülelim mi? Üzülmeyelim. 10 tane tabak var sofrada. 9'unu aldın. Bir tanesi gitti. Gene ne yap? Gene üzül. Bak dikkat et şimdi. Dikkat et şimdi. Ortada 10 tane 1 lira varsa. 9'unu aldın bir tanesi gitti. Kafaya ne yapmazsın? Takmazsın. Ama ortada 10 tane 20 kilo altın varsa... 9'unu alsan bir tanesi gitse kafaya takarsın. Niye? Ya tamam bir tanesi gitti ama o bir tanesi huh 20 kilo altın bunun yanında hiçbir şey etmez arkadaşlar. 20 kilo altın dediğin nedir ya? 20 kilo altın dediğin nedir ya? 20 kilo altın dediğin nedir? Bir de adam gibi kullanmazsan 20 kilo altın suya batan adam gibi böyle ayağına bağlamışlar iple böyle denize atmışlar. Seni ne yapar 20 kilo altın? Dağa batırır seni 20 kilo altın dediğin nedir? Adam gibi kullanmazsan bir de adam gibi kullanırsan hesabı var. Adam gibi kullanırsan nesi var? Hesabı var. Adam gibi kullanmazsan zaten batırdı götürdü seni. 20 kilo altın. 20 kilo altın ömrü nedir? Ben çocuktum arkadaşlar. Bilmem herhalde 12-13 öyle bir şeyim. Olsun. 15 yokumdur yani çocuktum. Milli Piyango ilk kez 1 milyar verdi. Yılbaşı büyük ikramiye. Şimdi kaç para yılbaşı büyük ikramiye? Kaç? 74 ne? Milyar tabii şimdiki milyar değil mi? 74 milyar. İlk 1 milyar verdi değil mi? O zaman düşün, ilk 1 milyar verdi. Kazanan vatandaşın yaptırdığı ilk iş altından şey yaptı. Klozet kapağı yaptırdı kendine. Ve sonra gariban gariban yaşıyorsa gariban yaşıyordur, ölmüşse gariban ölmüştür. Hiçbir tanesi iflah olmuyor biliyor musunuz? Bir tanesi iflah olmuyor böyle. Hani elinde 1 milyar var ama o 1 milyarlık bir hayat ne yapmıyor? Sürmüyor. 3 gün sürüyor onun 1 milyarlık hayatı. 3 gün sonra senden benden, sen ben ne? Biz paşayız biz ya. Elhamdülillah. Ya. Neyiz biz? Paşayız elhamdülillah ya. Çok şükür Rabbimize elhamdülillah. He? Rezil, rüsva bir hayat sürüyorlar ondan sonra. Bir tanesi iflah olmuyor.
20 kilo altın dediğin nedir ya? 3 günde yersin bitirirsin. 3 günde yersin bitirirsin nedir ki 20 kilo altın dediğin nedir? Ama 2 rekat namaz. Onun için kaçıyor. İnan var ya, bir azıcıkın bir şeyi kaçırdın, o azıcıkın dünyaya göre azıcıkın. Bak. Kalem. Olma kalem. Ha, bu arada altın kalem kullanmayın ha, aklınıza bulunsun. Benim başıma 2 kere geldi. Bir tane aldım, meğer altınmış sağ solu. Sonra jeton düştü. Sonradan zaman geçti. Uzun zaman geçti. Onun altın olduğunu anladım falan. Şurası, burası işte, şurası altınmış. 102. Bir daha. 102. Altın haramdır. Kadına da haramdır. Yüzük kadına helaldir. Bu kadına da haramdır. Daha sonra bir tane daha aldım. Sarıydı. Özel sordum bak dedim. Bu dedim hani altın falan olmasın. Yok değil falan dediler. Sonra araştırdım. O da altınmış. Gittim götürdüm. Geri verdim. Elhamdülillah ondan öyle yırttık. Öbür elimizde patladı. Satmak haramdır, almak haramdır, kullanmak haramdır. Aklınıza bulunsun, dikkat edin. Bunun ömrü ne? Fark etmez. Çok narin kullandın. 5 sene, 15 sene, 50 sene, 100 sene. He? Değil mi? Diyelim ki, misal söyleyelim. Diyelim ki bu 100 lira, tamam mı? Misal söyleyelim. Bir çay kaşığı kaç para? 50 kuruş. Bu kaç para? 100 lira. Ahiretin bir çay kaşığı bundan kıymetlidir. Ya nasıl 50 kuruşluk şey 100 liralıktan kıymetli olur? Söyleyin. Nasıl daha kıymetli olur? Kafa çalıştırmam lazım. Devam. Beyin fırtınası. Söyleyin. Yanlış olsun söylediniz. Fark etmez. Söyleyin. Hadi. Kardeş bak bu 100 lira diyelim ki. Hani misal söyleyeyim bu 100 lira diyelim. Ama bu 5 sene, 10 sene, 25 sene bitti o kadar. Ahiretin çay kaşığı, ebedi çay kaşığı seninle beraber. Ahirette bir düğmen var. O düğme senin nasıl? Ebedi. Dünyada öyle bir şey yok. Dünyada ne yaparsan yap ya. Git mesela git sıfır böyle en son böyle daha dün piyasaya çıkmış bir şey al. Al. Bugün en kaçı? 30 Ekim mi? Kasım Aralık. 61 gün sonra ikinci model olacak o. Fark etmez. Bir sene geçmiş olacak üzerinden. 61 gün sonra. Bir sene geçmiş olacak üzerinden. O kadar. Anında. O kadar ya. O kadar. Ama bir ahiretin bir çay kaşığı o ebedi ya. Ahiretin her şeyi dünyadan ne? Kıymetli. Niye? Dünyadaki bahsettiğin şey ne kadar ki yani kıyas olmaz zaten de. Kıyas olmaz da. Hani ahiretin çay kaşığı dünyayı alır. Heh. Hani o öyle kıyas olmaz. Hani dünyadaki çay kaşığını alsan götürsen ahirete gene ne? Kıymeti niye? Ebedi kardeşim. Ebedi. Ebedi. Bak. Misal söyleyeyim. Benim cepler dolu. Askerdim ben tamam mı? kep çıkart. Çıkartıyorsun, cepleri boşalt. Kardeş benim cepler bir kepe sığar mı? Mübarek adam yani. Başkasınınki sığar, benimki sığmaz. Bak ben bunun fiyatını bilmiyorum tamam mı? Mehmet abi bu da mı? Bunu bana ufacık böyle bıdı bıdı bir kız çocuğu hediye etti bunu ona. Kaç yaşında dedi? 2 yaşında mıdır? 3 yaşında mıdır? Kaç yaşında mı? 2 mi? 3 müdür? 2 yaşındadır, 3 yaşındadır yani bir kız çocuğu hediye etti. Diyelim ki bu 100 lira. Kaç paradır?
Evet. 5 lira. Dikkat et şimdi. 2 lira. 2 lira diyelim. 2 lira. Bu da kaç para? 100. Şimdi düz mantık yapmayacağım, tamam mı? Vermiyorum. Yusuf bunu al. 5 dakika sende dursun. Sonra bana geri vereceksin. Yusuf bunu al, koy cebine. Helal hoş olsun, kullan. Hangisini tercih edersiniz? Sen daha bakarsan alacağım. He? Ula bu 100 lira, bu 2 lira daha. Ya bu 2 dakika sende duracak. 100 lira olsan olur, 100 bin lira olsan olur. 2 dakika sonra gidiyor. Anladınız mı? Sende kalacak olan şey her halükarda nedir? Kıymetlidir o. Bir de şunu bir peki tersini düşünelim arkadaşlar. Allah Allah. Yusuf bak bunu al. 5 dakika sen de dursun, sonra gene alacağım. Veya bunu al koy cebine, senin olsun. Ben tırnak makasını istiyorum. Ne dersiniz buna? Allah aşkına ne dersiniz buna? Söyleyin. He? Değil mi? Yani şimdi Mevla Celle Celal dünyada ufak tefek 3-5 parça bir şey, o da zaten 3 günlük. Ahiret. Bir de ebedi. Sen kalk 3 günlüğü tercih et. Kim tercih ediyor 3 günlüğü? Söyleyin. Şimdi üzülelim mi, üzülmeyelim mi? Allah sonumuzu hayretsin arkadaşlar. Ne bileyim. اَلَّذ۪ينَ يَكُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَامًا. Mevla Celle Celaluhu sevdiği kulları anlatıyor. Benim kullarım. اَلَّذ۪ينَ benim kullarım öyle adamlardır ki يَكُولُونَ derler رَبَّنَا ey bizim Rabbimiz اِصْرِفْ عَنَّا bizden çevir. Neyi çevir? عَذَابَ جَهَنَّمَ Cehennem adabını bizden çevir. Önceki ayetlerde Mevla anlatıyor. Böyle efendi adamlardır, böyle tatlı adamlar, şeker adamlar. Etliye sütlüye karışmazlar. Efendi efendi yürürler, millete sataşmazlar. Geceleri sabaha kadar namaz kılarlar. Bir de ne yapıyorlar? Ya Rabbi ne olur bizi cehennemden koru ya Rabbi. Bir de geceleri sabaha kadar namaz kılıyorlar adamlar ha. Geceleri sabaha kadar namaz kılıyorlar. Sonra ne diyorlar? Ya Rabbi ne olur bizi cehennemden ne yap? Biz 5 vakit namazı zor kılıyoruz. Ne olacak şimdi? Rabbena ey bizim Rabbimiz. Öyle diyorlar. Isrif anna bizden çevir. Azabe cehenneme. Cehennem azabını bizden çevir. Bizi koru ya Rabbi. İnne azabaha muhakkak cehennemin azabı kâne garama. Garama yani böyle lazımdır insana, böyle yapışır kalır böyle. İnne ha cehennem var ya. Sa'et müstakara. Ne kötü böyle yerdir cehennem. Ve mukama. Ne kötü konaktır cehennem yani. Ne kötü evdir cehennem yani. İnsanın gireceği ne kötü bir yerdir cehennem yani. Allah'ım cümlemizi muhafaza etsin arkadaşlar. Böyle kendi yakana yapış. Kendi yakana yapış böyle. Bırakma kendini. Kendi peşini bırakma. Böyle rahat yok. Rahat yok. Hoca tamam bana bu kadar yeter. Öyle yok. Öyle olur mu? Kor. Hep böyle uğraş böyle kendini. Hep böyle uğraş böyle kendini. Bir sivrisineği yaratamayan şeyi ilah diyorsun da o her şeyi yaratan Allah'a Celle Celaluhu'nun için ibadet etmiyorsun. Her şeyini o yarattı. Ağzını, gözünü, burnunu, dilini, kulağını o yarattı. Ellerini, ayaklarını o yarattı. Rızkını o verdi. İnsan için dünya hayatında gerekli olan her şeyi o yarattı. Dünyada ev verdi, mal, mülk verdi, aile verdi, ahirette de cennetlerini hazırladı. Allah'ım nasip etsin. Böyle bir Allah'ı bıraktın da bir sivrisinek dahi yaratamayan putları ilah tanıdın. Böyle bir adam aya çıksa ne fayda eder? Ayı dünyaya indirse dahi ne fayda eder? Onun sonu cehennemde yanmaktır. Cehennemliklerden birine Cenab-ı Hak soracak Celle Celaluhu. Ey insan! Bütün dünya senin olsa buradan çıkmak için verir miydin? Allah muhafaza etsin. Adam cehenneme girmiş. Diyorlar ki adama bak bütün dünya senin olsun. Bütün dünya senin olsun. 20 kilo altın dedik değil mi? 20 kilo altın bütün dünyayla kıyas edin. Öyle kıyas olmaz ya. Nedir ki yani? 20 kilo altın nedir ki? Bütün dünya senin olsa, bütün dünya senin olsa bu cehennemden kurtulmak için verir misin? O kişi de verirdim ya Rabbi. Ne demek ya Rabbi? Ne demek ya? Verirdim diye şahit verecek. Bunun üzerine Cenab-ı Hak yalan söylüyorsun.
Yalan. Ondan daha ehvenini verdim sana. Daha azını istedim senden. Çok daha az istedim ben senden. Bırak bütün dünya. Çok çok az istedim senden. Yapmadın. Bana ortak koşma dedim. Niye koştun? Şimdi cezanı çek yanarda buyur. Merhamet. Dünyada ya Rabbi ne kadar hatan kusun olsun olsun. Ya Rabbi diyorsun. Arkadaşlar bir kimse üç kere ya Rahman Rahimin, ya Rahman Rahimin, ya Rahman Rahimin dese Mevla buyur kulum diyor. Allah Allah. Düşünsene dünyada böyle makamlı mevkili böyle bir adam sana buyur diyecek. Yani. Buyur. Buyur Mehmet. Allah Allah. Buyur dinliyorum söyle. Hani laf olsun diye değil ha. Buyur dinliyorum. Hani sen ihtiyacını söyle arz et bana durumunu arz et ben de halledeyim. Hani Ali derse böyle de Veli derse öyle. Ay kim o? Üç kere ya Rahman Rahimin, ya Rahman Rahimin, ya Rahman Rahimin dedin. Buyur kulum. Allah Allah. Ama nerede bu arkadaşlar? Dünyada. Ahirete gittin. Aleyhine hükmolundu. Bitti. Bağır, çığır, ağla, hopla, zıpla. Netice bu. Cezanı çeken orada. Bismillah. Kâle hse'u fîhâ ve lâ tükellimûn. Dakika doldu arkadaşlar. Bitiriyorum. 1000 sene insan cehennemde yanacak. Hani ayet-i kerimede geçenini anlatıyorum. Yanarken ağlıyor, sızlıyor, yalvarıyor Mevla'ya. 1000 sene yanıyor. İnsan yanarken nasıl yalvarır değil mi? He? Şimdi yani dille olur. O zaman he? 1000 sene sonra cevap geliyor. 1000 sene yalvarıyor Mevla'ya. 1000 sene yalvarıyor. Cevap İhse'u fiyâ. İhse'u yani uskutu fiyâ. Susun. Sus. Başka bir şey meal olarak şey geçiyor. Köpek gibi bağırmayın affedersiniz. Köpek gibi bağırma. Mevla tükellimun konuşmayın. Konuşma. Dünyada hemen buyur kulum. Ya Rabbi yanlış yaptın. Tamam kulum. Affeder misin? Affettim kulum. Tövbe ettim ya Rabbi günahlarımı sildim kulum. Hatta ne kadar günah vardı? 100 günahın vardı. 100'ünü sildim bir de 100 tane de tevap verdim sana. Nerede bu? Dünyada burada. Ama öldün. İş yaş ondan sonra. Allah muhafaza etsin arkadaşlar. Allah'ım muhafaza etsin. Allah'ım sonumuzu hayretsin Mevlam. Hep bunlar insan böyle dertleşecek. Bunları böyle dertleşmez insan böyle uçar gider bunların insanın aklından fikrinden. Gider. Bunlarla bir alakası olmaz insanın için. O yüzden böyle şey. El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.